En baştan sesi köklü sayılarda 4 işlem. Yani toplaması, çıkarması, çarpması, bölmesi. Evet sevgili arkadaşlar, bu 4 tanesini sadece bu videoda anlatacağız. Özelliklerini vermiştik, kurallarını öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi isterseniz hiç beklemeden geçelim. Çünkü işlemlerde en çok kullandığımız yerlerden birisi bu video özellikle. Hemen bakalım köklü sayılarda işlemler. Şimdi arkadaşlar toplama ve çıkarmayı aynı anladım. Niye? Çünkü ikisinin de kuralı aynı. Nedir kural bakalım. Diyor ki köklü sayılarda toplama ve çıkarma yapılırken kök dereceleri ve kök içleri aynı olan sayıların katsayıları toplanır. Yani aslında ne diyor? Şimdi benim bir köklü sayım var mı? Var. Şuraya yazayım. Kök. Şimdi bunun bir derecesi vardı. Ha. Burada da bir sayım vardı. Sayının da derecesi vardı. Buna A diyelim. Üstünde de M diyelim. Şimdi ben toplama ya da çıkarma yaparken yanda toplama işaretini koydum. Buraya yazacağım sayı da hem derecesi n olmalı hem de kökün içerisi m olmalı. Soruyorum, hocam bunlar böylese biz kimi toplayacağız? İşte katsayılar arasında toplama çıkarma yapıyorsunuz. O yüzden kök derece ve kök içi aynı olmayan sayılar aynı yapıldıktan sonra işlem yapılır. Şimdi bakalım. Şimdi x kökün derecesine bakın arkadaşlar. Eninci dereceden kök A. Y çarpı eninci dereceden kök A. Z çarpı eninci dereceden kök A. Dikkat edin, hepsi eninci dereceden kök A. O zaman bunlar ortak olduğu için benim burada ne yapmam gerekiyor? X artı Y eksi Z. X'e Y'yi topluyorum. Z'yi çıkartıyorum. Hemen örnekle daha rahat görürüz arkadaşlar. Bakın 2 kök 3 ve 5 kök 3. Kök 3'ler sanki böyle bir harfmiş gibi. Hepsi aynı olmalı. Bakın kare kök olacak, 3 olacak. O zaman 2 tane, 5 tane daha ne yaptı arkadaşlar? 7 tane kök 3. Hatta bunu biraz daha böyle detaya inelim. Ne yaptı? 2 artı 5 parantezi kapattım. Tane kök 3. Bu da arkadaşlar 7 kök 3 olur. Alttaki örneğe bakalım. 6 kök 2 eksi 4 kök 2. Şimdi kök 2, kök 2 aynı. O zaman 6'dan 4'ü çıkartıyorum. 2 tane kök 2 var diyoruz arkadaşlar. O zaman kuralımız basit. Nedir? Sadece kök dereceleri ve kök içleri aynı olan sayılar arasında işlemler yapılır. Aynı değilse benzeterim, aynı yaparım. Hemen baktım. Burada bakıyorum. Aa hocam çok basit bu. Niye? Aynı kök 2, kök 2, kök 2. 7 ile 5'i topluyorum. 12 kök 2. Eksi 4 kök 2. Önce toplamayı yaptım. Sonra 12'den 4'ü çıkaracağım. 12 tane kök 2'den 4 tane kök 2 çıkarsa 8 tane kök 2. Keşke sınavda böyle gelse, değil mi? Ama her bir soru tarzı aslında bizim için aynıdır. Not önemli. Köklü sayılarda toplama veya çıkarma yaparken kök içleri aynı değilse kök içindeki sayılar aynı yapılır. Verilen sayılardan sadece birini bulmak yeterli. Diğer sayılarda aynı olmak zorundadır. Yoksa toplayamam. Ne demek istiyorum? Hemen bakıyorum. Biz öğrendik ya kökün içindeki sayıyı çıkarma. Ama hocam hepsi çıkmıyorsa çıkmasın. Çıkanı çıkartırım, kalan kalır. Hani ne demiştik? Otel odasında bir kişi var, iki kişi var. Bir anahtar alıp çıkıyor, bir kişi içeride kalıyor. O yüzden arkadaşlar hemen yazıyorum sayımı bakın. Burada aslında bahsetmek istediğim şu. Bazen bize sorularda o kadar büyük sayılar veriliyor ki verilsin. Hiç önemli değil. Şimdi karekök 12 artı karekök 75. Şimdi ben bir tanesini çıkaracağım. O yüzden küçük sayıyla uğraşıyorum. 12 acaba neyin çarpımı? Karekökün dışına çıkan sayı hangisi? Bakın 4 çarpı 3. O zaman karekök 12'nin 4'ü dışarıya çıkar, 3 içeride kalır. 4 dışarı nereye çıkar? 2 kök 3. Artı. Şimdi buraya geldim. Acaba 75 kimle kim? Ya içeride kim kaldı? 3. O zaman diyorum ki burada kesinlikle 3 kalmak zorunda. Çünkü toplama yapamam arkadaşlar. Bu bir toplama işlemi. O zaman 3 tane 70, 3 ile neyi çarparsam 75? 25'i çarparsak. O halde bu da dışarıya 5 kök 3. Bakın burası gerçekten çok önemli. Buraya bir daha deneyeyim. Kural ne? Hemen hatırlayalım. Diyorum ki bakın. Köklü sayılarda toplama çıkarma yaparken içerideki sayının kökün derecesi aynı olmalı. Bunda anlaştık. Bazen bize uzun sorular büyük sayılar verir ama içlerinden bir tanesi küçük sayıdır. O küçük sayı 12. 12 neyle neyin çarpımı? 4 ile 3'ün. Kim çıkar? 4 dışarı çıkar. İçeride kim kalır? 3 kalır.
O yüzden diyorum ki 75'in içinde de muhakkak 3 olacak. 3 kere kaç? 25. Bakın çıkan sayı olacak. Şimdi 2 kök 3 ile 5 kök 3'ü topluyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Şuralara eşitlikleri koyalım. Hep unutuyorum. 7 kök 3 yaptı. Hemen bakalım sorumuza. Şimdi 4 kök 5 artı kök 5 eksi kök 20. Hepsi farklı. Ama biliyorum ki kesinlikle aynı olacak. O zaman kök 5. Zaten 5. O halde yani 5 dışarıya çıkma şansı yok, çarpanları yok. O zaman bu içeride 5 kalacak. Demek ki içeride 5 kalacağına göre bir tane burada 5 kalacak, burada da 5 kalacak. Şimdi devam ediyorum. 45. 5'e neyin çarpımı? 9'un. 20. 5'e neyin çarpımı? 4'ün. Şimdi tekrardan bakalım. 4 kök 5 yazdım. Artı 45'i ne diye yazdık? 9 çarpı 5 eksi 20'yi ne diye yazdık? 4 çarpı 5. Hemen çıkartalım. Uzun uzun yapayım arkadaşlar. Burayı öğrenin. 4 kök 5. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 5. Eksi 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 5. Şimdi oldu mu bakın. Hepsi kök 5 oldu. O zaman 4, 3 daha. 7 kök 5. Eşitliklerimizi koyalım buraya. 7 kök 5. Eksi 2 kök 5. Hala devam ediyor işlemim. 7 kök 5'ten yani 7'den 2 kat sayısını çıkartırsam 5 kaldı. Kök 5'i aynen yazıyoruz. İşte mantığımız bu arkadaşlar. Hemen bakalım diğer bir soruya. Kök 27. 2 kök 27 eksi 2 tane kök 48 artı 3 tane kök 12. Şimdi 27, 48, 12. Ben 12'yi biliyorum. Neyle neyin çarpımı 12? 4 kere 3'ün çarpımı. Kim dışarıya çıkıyor? 4 çıkıyor. Kim kalıyor içeride? 3 kalıyor. O zaman hepsinde bir 3 olacak. Bunda da 3 olacak. Bunda da 3 olacak. 3 kere 27 nedir? Yani 3 ile neyi çarparsam 27? 9'u. 3 ile neyi çarparsam 48 yapar? 16'yı. O zaman hemen tekrardan yazıyorum. 2 kök içerisinde 3 çarpı 9 artı pardon eksi 2 kök içerisinde 3 çarpı 16 artı 3 kök içerisinde 4 çarpı 3. Şimdi dışarıya çıkan kim? 9. 9 dışarı neyle çıkar? 3. Başında da zaten bir 2 var. O zaman oldu mu bana 2 çarpı 3? İçeride kök 3 kaldı. Eksi. Dışarıya çıkan kim? 16. Başında da bir 2 var. 16 dışarıya 4 çıkar. İçeride kim kalır? Kök 3. Artı. Dışarıya çıkan kim? 4. 4 dışarı neyle çıkar? 2. O zaman başında 3 var. 3 çarpı 2 çarpı kök 3. 2 kere 3. 6. dereceden, 6. dereceden diyorum çok pardon. 6 kare kök 3, 2 kere 4, eksi 8 kare kök 3, 3 kere 2, artı 6 kare kök 3. 6, 6, 12, 8 çıkart, 4. Ya da 6'dan eksi 8 çıktı, eksi 4, 6 daha ekle eksi 4'e, artı 2. Bu da ne yapar? Önce 6 ile pozitifleri toplayıp 6 artı 6, 12 kök 3, eksi 8 kök 3. Bakın önce bununla bunu topladım. O halde 12'den 8 çıktı. 4 kök 3. Dikkat edin arkadaşlar. Köklü sayılarda sadece katsayılarla işlem yapıyorum. Diğerleriyle ilgili işlem yapmıyorum. Hemen bakalım küp kök. Oo, küp kök 3 tane bulacağım. 54 neyle neyi çarpmak? Gerek yok. Niye? Bakalım 54, 16, küp kök 2. 2 bir keresinde hiçbir şekilde çıkmaz. O zaman bunun içinde 2 varsa... Bunun içinde de bir 2 olacak. O zaman 2 ile neyi çarparsam 16 yapar? 8. Bunun içinde de bir 2 olacak. 2 ile neyi çarparsam 54 yapar? 27. O zaman yazıyorum. Eşittir. Hemen şöyle bakalım. Şu eşitliği bırakayım. Küp kök. Eşitliği şimdi koyalım. 27 çarpı 2. Artı. Küp kök. 8 çarpı 2. Eksi küp kök 2. 27. 3. 9, 27. 3 diye çıkar arkadaşlar. Bu 3'ün küpü. O halde 3. 3. Niye mavi şey? Kırmızıyla yazdım. Renkleri de şaşırdım artık. Küp kök. Önce çıkartalım isterseniz 3'ü. 3 çarpı küp kök. İçeride 2 kaldı. Artı. Burada çıkan kim arkadaşlar? 8. 8 ne diye çıkar? 2'nin küpü olduğu için 2 diye çıkar. 2 çarpı küp kök 2. Eksi küp kök 2. Zaten kök 2 çıkmaz. Şimdi bakın 3 tane 2 tane daha 5 tane küp kök 2 eksi küp kök 2. 5'ten bir tane çıktı. Bu da nedir? 4 tane küp kök 2 olur sevgili gençler.
Hemen geldik. Köklü sayılarda çarpma işlemi en güzel, en kolayı. Niye? Şundan dolayı. Hemen bakıyoruz. Kök dereceleri eşit olan sayıların kök işleri çarpılır. Yani şu, kök dereceleri eşitse klasik çarpma yapıyorsunuz. Kök dereceleri eşit olmayan sayılarda ise önce kök dereceler eşitlenir, sonra çarpma işlemi yapılır. İşte bizde de sınavda bu tarzda sorular geliyor. Kök dereceleri eşit vermiyor. Önce bir kök derecelerin eşit olanlara bakalım. Bakın derecemiz kaç? N. Sadece çarpma yapıyorum arkadaşlar. A çarpı B. Niye hocam böyle oldu? Şimdi hatırlayalım üstü sayılarda. A üstü N ile B üstü N'i çarparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Direkt A çarpı B'nin n'inci kuvvetini diyorduk. Kuvvetler aynı zamanda birer köklü sayı demiştik üstü sayılar. O yüzden üstü sayılar şeklinde düşünecek olursak kök dereceleri aynı olursa tabanları direkt çarpıyoruz. Direkt çarpıyoruz. Hemen bakalım. Karekök 3, karekök 2. 3 kere 2 6. Karekök değişmiyor. 6. Karekök 5, karekök 3. Bu da nedir arkadaşlar? Karekök 15. Karekök 7, karekök 2. 7 kere 2 14. O yüzden çarpma kolaydır. 5 kere 5 25. Karekök 25. Ha hocam 25 bir sayı nedir? 5'in karesidir arkadaşlar. Bu da dışarıya ne diye çıkar? Duyar gibiyim. Sakın 5 demeyin. Önce bir mutlak 5 deyin, sonra 5 deyin. Çünkü çift kuvvetlerde her zaman mutlak çıkıyordu. Hemen buna bakalım. Küp küp aynı. O zaman küp kök 3 kere 2 6. 4 4 o da 4. dereceden arkadaşlar 20 yaptı. Kök dereceleri aynıysa direkt çarpıyoruz. Bir örneğimiz var. Kök 3 çarpı kök 3 artı kök 2. Şimdi önce işlemi bir daha atacağım. Bunu bununla, bunu da bununla çarpacağım. Ne oldu? Kök 3 kök 3. Dereceler aynı olduğu için 3 kere 3 9. Artı kök 3 çarpı 2. Bu da kök 6 olur. İşte mantığı bu kadar arkadaşlar. Hemen geldik. Buna bakalım. Bir saniye. Burada aldık ama kök 9 işlemi devam ettirelim. Kök 9 dışarı ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Kök 6 dışarı çıkar mı? Çıkmaz. 3 artı kök 6. Şimdi daha iyi oldu. Hemen bu örneğe bakalım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kök 2 ile önce kök 8'i. Kök 2 ile 3'ü çarpıyorum. Kök 2 çarpı kök 8. Kök 16 artı 3 tane kök 2. Bazen dikkat önemli. Şimdi arkadaşlar köklü sayıyla sayıyı çarparken aslında burada bir tane kök 2 çarpı 3. Şimdi bunlar çarpılırken kat sayıyla şu 3 çarpıyorum. 3 kere 1 3. Bunu da yazarken 3 kök 2. Sakın kök 2 ile 3'ü çarparken kök 6 demeyin. Yani 2 kere 3 demeyin. Bu yanlış olur arkadaşlar. Kökle kök sayıyla sayı çarpıyorum. Kök 16 dışarı ne diye çıkar? 4 diye çıkar. 3 kök 2 çıkar mı? Çıkmaz. Peki hocam bundan sonra ne yapıyorum? Böylece bırakıyorsun. Çünkü köklü sayı bir irrasyonel sayıdır. Bu da bir rasyonel sayıdır. Bunlar farklı kümelerde olduğu için toplanmaz. Bu şunun gibi şey. Hani hep duyuyoruz ya elma ile armut toplanmaz. Evet elma armut toplanmaz. Ama ben masada 4 tane elma, 3 tane armut var. Masada toplam kaç elma armut var dersem ayrı ayrı söyleyeceksiniz. 4 elma, 3 armut. Ama sorum şöyle olsaydı, masada kaç tane meyve var deseydi 4 artı 3, 7 derdiniz. Aynı kümede olması lazım toplama çıkarma yapabilmem için. Hemen bu soruya bakıyorum arkadaşlar. Oo, 2 tane var iç içe. Olsun. Önce bununla bunu çarpıyorum. Sonra da bununla bunu çarpıyorum. Güzel. Sonra eksi 2 ile bunu çarpıyorum. Sonra da bu arkadaşla da bunu çarpıyorum. Evet. Kök 3 çarpı kök 3. Kök 9. Kök 3 çarpı 2 artı 2 kök 3. 2 kere eksi 2 dikkat edin. İşaretimiz eksi. Eksi 2 çarpı kök 3. Biri reel sayı, biri rasyonel sayı, biri irrasyonel sayı. O zaman direkt yazıyorum. 2 çarpı kök 3. Demin bahsettiğim olay. Eksi 2 çarpı artı 2. Eksi 4. Dikkat edin. Artı 2 kök 3, eksi 2 kök 3 gitti. Kök 9 dışarıya nereye çıkar? 3, eksi 4. Bu işlemin sonucu nedir arkadaşlar? 3'ten eksi 4 çıkartırsak eksi 1 olur. Şimdi hemen aslında şurada hocam burası bana bir şeyi anımsatıyor der gibisiniz. Şöyle bir not yazayım. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili bahsedeceğim ama arkadaşlar bizim önemli bir çarpanımız var.
Biz buna iki kare fark ediyoruz. İlk öğretimden beri görüyoruz. A eksi B çarpı A artı B. Yani ilk öğretim dediğim 8. sınıfta karşımıza çıkacak. Ama lisede de karşımıza çıkıyor. A eksi B ile A çarpı B artı B'yi çarparsak dikkat edin dağıtalım. Bununla bunu çarptı. Bununla da bunu çarptım. Bununla bunu. Bununla da bunu çarptım. Sırayla bir yazalım bakalım. Şimdi A çarpı A A kare. Hatta bunu da kırmızıya devam edeyim. A kare. A çarpı B. Farklı sayılar olduğu için A çarpı B. Eksi B çarpı A. Eksi B çarpı A. Eksi B artı B. Eksi B kare. Şimdi A çarpı B ile B çarpı A aynı şeydi. Bir artı bir eksi birbirini götürür. O zaman ne kalır arkadaşlar? İşte burası benim için önemli. Bunu şöyle büyükçe yazalım. Bir işlemde A eksi B ile yani bir çıkarmayla bir toplamayı çarparsak her zaman iki kare farkı kalır. Biz bunu ne diyoruz arkadaşlar? İki kare farkı. Ne ile neyin çarpımı? Bir eksilisiyle bir artılısıyla çarparsak iki kare farkı kalır. Şimdi bu soruda ben hiç bu şekilde uzatmadan ikinci yol demiş olsam şöyle. Geliyorum ikinci yoluma. Bakın bir eksilisi bir artılısı. O zaman arkadaşlar kök 3 eksi 2 ile kök 3 artı 2'yi çarparsam iki kare farkı oluşur. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Kök 3'ün karesi kök 9'dur. 3 kere 3 9. Bu da dışarıya 3 diye çıkar. 3 eksi kök 2'nin sadece 2'nin karesi 4'tür. 3 eksi 4. Bu da dikkat edin ne oldu? Şuradan devam edelim. Eksi 1 oldu. Aynı sonucu verdi. Gelelim diğer bir sorumuza. Eyvah. Burada birazcık düşüneceğiz. Çarpamayız. Neden? Şimdi bakın arkadaşlar. Derecenin 1'i 2. Derecenin 1'i 3. 1'i 2. Karekök derecesini yazmadığımız için burası 3. Şimdilik ben yazayım. Burada bir 2 var. Şimdi kök dereceleri farklı olduğu için yapamam. Benim ilk işim kök derecelerini eşitleyeceğim. Hemen düşünüyorum. Acaba 3 ile 2'yi nasıl eşitlerim? 3 ile 2 6 da eşitlenir. O halde hemen yana geçiyorum. Diyorum ki küp kök 2'nin derecesini 6'ya çevireceğim. Yazıyorum 3, 2. Şimdi arkadaşlar bunun başında bir 1 var. Ben burayı dikkat. Burayı neyle çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. O zaman burayı da 2 ile çarpıyorum. Bir önceki videomuzda anlatmıştık. Genişletme. O halde burası ne oldu bakın? Ne oldu burası? 6. dereceden kök 2'nin karesi. Bu da 6. dereceden 4 oldu. Bu tamam. Şimdi gelelim karekök 3'ü. Bunu genişletelim. Neye? 6'ya. O zaman hemen yazıyorum. Karekök 3 üzeri 1. Bunu 3 ile burayı da 3 ile çarpıyorum. Bakın ne oldu burası? 3 kere 2 6. dereceden 3'ün kübü 27. Bakın bu oldu. Şimdi o halde şunun yerine ben 6. dereceden 4 yazabilirim. Bu arkadaşın yerine de 6. dereceden 27 yazabilirim. Bununla da bunu çarparsam arkadaşlar dereceler aynı. 4 çarpı 27. Çünkü köklü sayılarda dereceler aynıysa direkt çarpıyorum. 4 kere 27. Bu da ne yapar? 108 yapar. 6. dereceden 108. Hemen köklü sayılarda bölme işlemi arkadaşlar. Bu da önemli. Köklü sayılarda bölme işlemi yapılırken şuna dikkat ediyoruz. Kök dereceleri eşit olan sayılar kök içindeki ifadeler bölünür. Yani şu çarpmadaki gibi nasıl dereceler size çarpıyorsa eşit değilse önce eşitleyip sonra çarpıyordu. Burada da ise arkadaşlar kök dereceleri eşitse direkt bölme yapıyorsunuz. Eşit değilse önce eşitliyorsunuz sonra bölme yapıyorsunuz. Mantık bu arkadaşlar. Şimdi bakalım n'inci dereceden kök a, n'inci dereceden kök b. Dereceler ortak aynı olduğu için ben bunların hepsini bakın tek kök aldım. Mantık bu. Karekök 15, karekök 3 tek kökte yazıyorum eşit olduğu için. 15 bölü 3. Bu da 15 3'e bölersek ne olur arkadaşlar? 5. Karekök 5. Kök 20, kök 5 tek kökte yazıyorum yine. 20 bölü 5. Bu da ne yapar? Karekök 4. 4 dışarı nereye çıkar? 2. Buna bakalım. Hocam hem sayı var hem kök var. Beni ilgilendirmiyor kök sayılar. Sadece köklere bakayım. Burada 8 var. Bölü altta 2 var. Tamam. Ben
45 ve 9 var aynı kökte. O yüzden de diyorum ki arkadaşlar bakın şöyle yapabiliriz. Hop, bulduk mu 8 bölü 2 katsayılar? Kalanını tek kökte yazıyorum. 45 bölü 9. Şimdi 45 ve 9 ne yapar arkadaşlar? 8 bölü 2 4 yapar. 45'i 9'a böldüğümüz zaman 5 yapar. 4 kök 5 olur. Hemen buna bakalım. Bakın dereceler yine eşit. Küp kök olsun eşit. O zaman küp kök 27 bölü 3. 27 3'e böl. 9 küp kök 9. Hemen buna bakalım. Küp kök yine eşit dereceler. 21 bölü 7. 21'i 7'ye böldüğümüz zaman bu da dışarı ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Buna bakıyorum. 4. dereceden 20 bölü 4. Bu da arkadaşlar nedir? 4. dereceden 24'ü böldüğümüz zaman 5 çıkar. O zaman mantık çok basit, zor değil. Dereceler aynısı çarp böl. Dereceler farklıysa önce dereceyi eşitle sonra çarp böl. Ve geçtim bu sayfayı, bir örnek geldi. Bakıyorum dereceler aynı mı? Karekök, karekök, karekök. O zaman hiç uğraşmadan sorunun üstüne kocaman bir tane derece açıyorum. Ve ne diyorum arkadaşlar? 20 çarpı 3 bölü 15 diyorum. Şimdi burada işlem yapacağım. 20 çarpı 3 bölü 15. İster 20 kere 3 60 bölü 15 4 eşittir deyin. İsterseniz sadeleştirme yapın. Bakın 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 20'yi 5'e böldüm 4. Hop ne oldu burası? 4 oldu. Karekök 4 dışarı ne diye çıkar? 2 diye çıkar. Çarpma bölme varsa tek derecelikten yazabiliriz. Hemen buna bakalım. Aman Allah'ım hocam bir sürü sayı var. Boşver hiç korkma. Niye? Kökleri bir tarafa, sayıları bir tarafa yazınca zaten ortalık net aydınlanır. Hemen bakıyorum. 3 var burada. Bir sayı, 2 bir sayı, 4 bir sayı. Sonra kökleri bir yazalım. Kök 6 var. Kök 2 var. Kök 5 var. Yazdım. Bölü 6 çarpı kök 15 var. Ben neyi öğrendim? Kök dereceleri aynıysa tek kutunun içerisine yaz. O zaman hemen şurada bakalım. 3 kere 2 6. 6 kere 4. Yukarıda 24. Bölü aşağıda 6 var. Çarpı. Kökler hep aynı olduğu için tek kökte yazıyorum. Bakın kocaman yazdım. 6 var, 2 var, 5 var. Aşağıda da ne var? 15 var. Bu sefer bunu da direkt işlem yapıp bölelim. Sadeleştirme yapmadan. 24 bölü 6 ne yapar arkadaşlar? 4. Hemen şimdi kökün içerisindeki. 6 kere 2, 12. 12 kere 5, 60 bölü 15. 60'ı 15'e böldüğümüz zaman, tabii burada 4 çarpı. Derece olarak görmeyin bunu lütfen. Hatta ben bunu şöyle daha büyük yazayım ki derece olarak karışmasın. Bu da nedir? 4 çarpı kök 4. Kök 4 dışarı ne diye çıkar? 2 diye çıkar. O zaman 4 kere 2'den cevabımız ne kalır? 8. İsteyen de şöyle yapabilirdi. Hocam 5 ile 15'i sadeleştirdim 3. 3 ile 6'yı sadeleştirdim 2 kaldı. Böyle de yapabilirdiniz arkadaşlar. Ben bunu tekrar bir sileyim. Çünkü daha sonradan kafanız karışmasın. Hani nereden geldi, niye 60 geldi demeyelim. Hemen geldik diğer bir örneğe. İşte bizim sınavda gelen soru tarzları. Bakın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Kök 25, kök 0,9. Şimdi artı kök 0,4. Şimdi arkadaşlar yalnız bakın burada bölme var ama çizgiye dikkat edin. Önce toplama yapmak zorundayım sonra bölme. Şimdi kök 25, 0,25. Bu nedir arkadaşlar? 25 bölü 100'dür bu. Yazdık bunu. Artı. Bu da 4 bölü 100'dür. Bölü. Aşağısı. Bakın. Daha şöyle birazcık daha büyük yazsam. 9 bölü 100'dür. Eksi. 2 bölü 100. Bakın bunu uzun uzun yazıyorum arkadaşlar. Hani kısa yolunu da göstereceğim. Önce bir uzun uzun yazdım. 25 bölü 100 nedir arkadaşlar? 25 nedir? 5'in karesi. 100 nedir? 10'un karesi. O zaman bu 5 bölü 10'un karesi. Artı 4 bölü 100, 4 2'nin karesi, 100 10'un karesi, 2 bölü 10'un karesi, bölü 9 bölü 100, 3 bölü 10'un karesi, eksi bu da zaten 2 bölü 100. Burada ne var? 0, 2, 2 bölü 100 de 2 bölü ama 100 nedir arkadaşlar? 10'un karesidir. Şimdi gelelim şuraya. Burada sanki şu sayıyı değiştirsek iyi olur arkadaşlar. Kök 2 diye dışarıya çıkmaz. Biz bunu gelin 3 yapalım. Çünkü şuradan hemen sileyim. 3 değil 9, 4 yapalım. Evet. O halde 4 yaptım. Neden? Çünkü
kökün dışına çıkacak. Ama hocam öyle soru da gelebilir. Evet gelebilir. Bundan sonraki videoda kökün dışına çıkmayan, paydada kök bulunan o kuralı bilmiyoruz ya şimdi. O yüzden şimdilik burayı 4 yapıyorum. Daha sonra o kuralı öğrendiğimiz zaman bununla ilgili yine soru çözeceğiz. O zaman bu da nedir arkadaşlar? 2 bölü 10'un ne oldu? Karesi olmuş oldu. Şimdi bakalım devam ediyorum. Bu ne diye çıkar dışarıya? 5 bölü 10 diye çıkar. Tamam. Bu ne diye çıkar? 2 bölü 10 diye çıkar. Hocam mutlak çıkar. Evet şimdi duydum mutlak çıkar. Ama pozitif biz yine öğrenelim arkadaşlar mutlak şeklinde. Bu da 3 bölü 10 çıkar mutlak. Eksi 2 bölü 10 çıkar mutlak. Şimdi arkadaşlar 5 bölü 10 mutlak dışında pozitif sayı olduğu için 5 bölü 10. 5 bölü 10 artı 2 bölü 10. Aşağısı 3 bölü 10 eksi 2 bölü 10. Şimdi 5 2 daha 7 bölü 10. 5 3'ten 2 çıktı 1 bölü 10. Kuralımız neydi? Birinciyi aynen yaz 7 bölü 10. Şurası bölme. İkinciyi ters çevir çarp. 10 bölü 1. Buradan da ne yapar arkadaşlar? 7 bölü 1'den 7 çıkar. Bakın uzun uzun yaptım ki daha net görülsün. Ha, hocam kısası yok mu? Var. Sevgili arkadaşlar şimdi bakın 0,25. 25. 5'in karesi virgül 2 tane olduğu için burası 100'dür. O yüzden buna ben direkt ezbere 5 bölü 10 diyebilirim arkadaşlar. Bunları öğrenin. Hani 25 dışarıya 5 diye çıkıyor ama paydada 2 virgül olduğu için 100. 100'ün karesi de neyin karesi 100'dür? 10. 5 bölü 10. O zaman buna 2 bölü 10. Bu arkadaşa 5 bölü 10. Buraya 3 bölü 10. Buraya da 0,4 diye değiştirdik. 2 bölü 10. Bakın 5 bölü 10, 2 bölü 10, 7 bölü 10. 3 bölü 10, eksi 2 bölü 10, 1 bölü 10. 7 bölü 10, 1 bölü 10. Bakın tabi buraya geçtim ama en baştan serisi ya yavaş yavaş öğreneceğiz. Ve şimdi sizdeyiz arkadaşlar. Sendeyiz şimdi. İşlemin sonucunu istiyorum. 3 kök 6 çarpı 2 kök 2 çarpı 4 kök 5 bölü 6 kök 15. İşlemin sonucu kaçtır arkadaşlar? Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.